Özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar biz de özgür değiliz, bunu biliyoruz. Kobani bir vicdan sorunuydu. Sonrasında da Kobani Kumpas davası bir vicdan sorunu olarak önümüze getirildi. Hala da böyle devam ediyor. Bir kez daha biz vicdanı ve vicdansızlığı tartma, anlama, görme imkanı bulduk. Eminim ki bu mücadelede vicdan kazanacak. Tıpkı Kobani'nin kazandığı gibi. Kobani Kumpas davası da bir gün hak ettiği gibi talihin çöp sepetine atılacak ve biz bütün arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız. Hep beraber gelip Ahmet'te o zaman güçlü bir özgürlük alayı kuracağız. Bugün eksiyiz. Bugün biraz kendimiz. Bugün biraz yaralıyız. Adeta yüreğimize bir taş bağlanarak bizi bıraktılar. Arkadaşlarımız kalbimizde, mücadelemizde, bizimle birlikteler. Onlar da böyle istiyorlar. Figen Başkan'ın çok çok özel selamları var herkese, halklarımıza, Ahmet'e. Direnerek bugünlere geldik, bundan sonra da böyle devam edeceğiz dedi. Bugün mesajını sizler de gördünüz. Kimse yüzünü eğmesin diyor. Bu bir mücadele. Bizim için dün verilen karar bir mücadele gerekçesidir. Tabii ki hepimiz üzüldük. Bu haksız, bu hukuksuz karar Kumpas'ın bir devamı niteliğindedir. Eminim ki bunu da hep beraber aşacağız. Ben Ahmet'e bütün arkadaşlarımızın selamını ve mücadele umutlarını getirdim. Azadi! Cem! Cem! Azadi! Yoldaşlarımız bir kumpas davasında haksız, hukuksuz bir kararla karşı karşıya kaldı. Biraz önce de söyledim, Kobani aslında bir insanlık davasıydı, bir vicdan davasıydı. O zaman gerçekten 7'den 70'e herkes Kobani'de aslında insanlığa, vicdana, onura sahip çıktı. Sonrasında da bir Kobani Kumpas davasıyla siyasi operasyonlar yapıldı. Şimdi de bu bir insanlık ve vicdan davası olarak önümüzde duruyor.
dünkü karar bizim için anlamlı bir karar değil. Ne hukuki olarak, ne insani olarak, ne vicdani olarak, ne de bu ülkenin hakikati olarak zerre kadar geçerli olan bir karar değil. Biz biliyoruz ki oradaki arkadaşlarımızın her biri halklarımızın barışı için, özgürlüğü için, demokrasi için yaşadılar. Bunun için nefes aldılar, bunun için mücadele ettiler. Bugün de cezaevlerinde aynı direnişi sürdürüyorlar. Ben sizleri, hepinizi, arkadaşlarımıza olan hasretimizle, özlemimizle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Uzun süreden beri Kürt halkı siyasi bir soykırımla karşı karşıyadır. Kobani kumpas davası Kürt halkını sindirmeye, susturmaya, Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasi dava olarak karşımızda duruyor. Biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar Kürt halkının kazanımlarını yok etmek için adeta ırkçı, milliyetçi bir anlayışla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi istiyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar bu halk asla başını eğmeyecek, özgürlüğü için, demokratik geleceği için, Kürt halkının özgür geleceği için mücadeleyi sürdürecek. Yüreğimiz buruk. Çünkü yoldaşlarımız halen içeride. Ama biz gelecek için, özgür demokratik gelecek için elbette ki bugün dünden daha fazla örgütlü, inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz.